Selamlar sevgili arkadaşlar. Bu üçüncü dersimizde aile içerisinde uyulması gereken ahlak ilkelerinden bahsedeceğiz. Bu çerçevede her şeyden önce ailenin önemi hakkında Kur'an'dan çıkarılan bazı sonuçlar üzerinde duracağız. Bundan sonra da eşlerin birbirlerine karşı, anne babanın evlatlarına, evlatların anne babalarına karşı benimseyecekleri ilkelerden, son olarak da akrabaya karşı takınılacak ahlaki tavırlardan söz edeceğiz. Bilindiği gibi Kur'an'a göre bütün insanlık tek bir nefisten yaratılmıştır. Bu tek nefisten önce eşi yaratılmış, bu eşler arasında da birbirleri sayesinde huzur ve sükuna kavuşabilmeleri için sevgi ve rahmet duyguları var edilmiştir. İlk yaratılan iki insan olan Hazreti Adem ve Havva tarafından oluşturulan aile, daha sonra buna çocukların da katılmasıyla genişlemiş ve yeryüzündeki bütün insanlar da bunlardan türemiştir. Bu bakımdan bütün insanlığa aynı anne babadan türemiş kişilerden oluşan büyük bir aile olarak bakmak da mümkündür. Kur'an, anne babalara evlenme çağı gelen çocuklarını evlendirmelerini, imkanı olmadığı için evlenemeyenlere de evlenme imkanı buluncaya kadar iffetlerini korumalarını emretmektedir. Demek ki insan türü için asıl olan evlenerek neslini devam ettirmektir. Buna göre Kur'an evlilik kurumunu insanlık için zorunlu görmektedir. Kur'an'a göre insanın ailesi, yani eşi, çocukları ve torunları diğer nimetler gibi Allah'ın insana bahşettiği birer nimettir. Öyleyse insan bu nimetler için Allah'a şükretmeli, nankörlüğe ve inkara sapmamalıdır. İslam ahlakı ile ilgili olarak yazılmış kitaplara göre mümin bir insan kendisiyle bir aile kurmayı düşündüğü insanda şu özellikleri aramalıdır. İffet ve kanaat hasletlerini insana kazandıran din, insanın güzel ve doğru karar vermesini sağlayan akıl, yardımlaşmayı sağlayan ve eşlerin birbirlerinin utanmasını ve birbirleri karşısında ezilmelerini ortadan kaldıran denklik. Ailenin bir üyesi olmak, onun diğer üyelerine karşı bazı dini ve ahlaki sorumlulukları beraberinde getirmektedir. Bu çerçevede düşündüğümüzde Kur'an'da müminler kendilerini ve ailelerini cehennem azabından korumakla emrolunmuşlardır. Aile fertlerini cehennem azabından korumak, onlara nasihatte bulunmak ve dini terbiye ve eğitim vermek yoluyla onları cehenneme götürecek işlerden uzak tutmak şeklinde olur. Kişi iman etmedikten sonra akrabalık bağları ve nesebi kendisine asla fayda sağlamaz. Bir peygamberin yakın akrabası, hatta karısı veya oğlu olmak bile bu durumu değiştirmez. Nitekim Kur'an'da anlatıldığına göre Hazreti Lut'un karısı iman etmediği ve ahlaksızlık yapan kavminden yana olduğu için onlarla beraber helak edilmiştir. Aynı şekilde Hazreti Nuh'un karısı ve oğlu da ona iman etmedikleri ve müminlerle birlikte Hazreti Nuh'un gemisine binmedikleri için tufanda bu olarak ölmüşlerdir. Kur'an küfrü imana tercih eden kişileri, bu kişiler insanın babası ve kardeşleri bile olsa dost edinmemeyi emretmektedir. Fakat bu kişilere dünyevi olarak iyilik ve ihsanda bulunmak yasaklanmamıştır. Değerli arkadaşlar, Kur'an'da bildirildiğine göre erkeklerin kadınlar üzerinde, kadınların da erkekler üzerinde bazı hakları vardır. Buna göre bir ailede hem erkeğin karısına karşı hem de kadının kocasına karşı görev ve sorumlulukları vardır. Kur'an'da zikredildiğine göre erkeğin eşine karşı en önemli görevleri az sonra ayrıntılı olarak inceleneceği üzere eşine iyi davranmak, ona mehrini vermek, eşine sadakat göstermek, çok eşlik durumunda eşler arasında adalete riayet etmek, dini görevlerini eşine ve çocuklarına hatırlatmak,
ve dini vecibelerini yerine getirmelerini sağlamak, adetliyken eşine yaklaşmamaktır. Yüce Allah Kur'an'da erkeklere eşlerine iyi davranmalarını emretmektedir. Eş ve çocukların yaptığı hatalı davranışlarda hemen şiddete başvurulmamalı, onlara af ve hoşgörüyle muamele edilmelidir. Ayrıca erkek, eş ve çocuklarının hidayet ve salah üzere olmaları için, iffetli birer fert olmaları için daima Allah'a dua etmelidir. Aile kurumunun oluşması esnasında uyulması gereken dini ve ahlaki kurallardan biri de evleneceği kadına mehrini vermektir. Kadın bu mehri erkeğe gönüllü olarak bağışlamadıkça bu mal kadının şahsi malıdır. Kur'an'da mümin erkekler namuslarını korumakla ve harama bakmaktan uzak durmakla emrolunmuşlardır. Bu durum erkeğin eşine sadık olmasına gerektirmektedir. Kur'an'a göre eşler birbirleri için birer elbise mesabesindedir. Bundan dolayı birbirlerini zina, fuhuş ve benzeri şirkin davranışlardan korudukları için erkek ve kadın birbirleri için birer elbise olarak vasıflandırılmıştır. Erkeğin eşine ve çocuklarına karşı sorumluluklarından biri de onların dini vecibeleri yerine getirmelerini sağlamasıdır. Hazreti Peygamber ailesine namaz kılmaları konusunda telkinde bulunmakla emrolunmuştur. Hazreti İsmail Aleyhisselam da ailesine namaz kılmayı emretmiş olduğu için Kur'an'da örnek bir şahsiyet olarak zikredilmiştir. Evliliğin normal şartlar altında devam ettiği bu durumların dışında ölüm veya eşler arası anlaşmazlık, hatta boşanma durumunda dahi erkeğin karısına karşı bazı sorumlulukları vardır. Evlilikte ortaya çıkan bir anlaşmazlık durumunda bu anlaşmazlığı eşler kendileri ortadan kaldıramıyorlarsa aralarını düzeltmek amacıyla kadın ve erkeğin ailelerinden birer hakem tayin edilir. Sevgili arkadaşlar, İslam ahlakına göre kadının kocasına karşı görev ve sorumlulukları da ana hatlarıyla şu şekilde sıralanabilir. Kocasına itaat etmek, namusunu korumak, kocasının malını israftan ve telef olmaktan korumak. Kadının kocasına karşı görev ve sorumluluklarından birincisi ona itaat etmesidir. Bu görevlerden biri de iffet ve namusunu korumasıdır. Kur'an'da hem mümin erkekler hem de mümin kadınlar iffetlerini korumakla emrolunmuşlardır. Kur'an'da zikredildiğine göre çocuklar dünya hayatının süsüdür. Anne babanın çocuklarına karşı sorumluluklarının en başında onların yaşama haklarına saygı göstermek gelmektedir. Yüce Allah insanları fakir olduklarından dolayı veya fakir düşme korkusuyla çocuklarını öldürmekten men etmiştir. Zira hem anne babaların hem de çocukların rızkını veren Yüce Allah'tır. Bu ayetlerden hareketle İslam'da kürtajın haram kılındığı ifade edilmiştir. Kur'an'a göre erkek evlatla kız evlat arasında ayrım yapmak da son derece yanlıştır. Zira her ikisinin de insana nasip eden Yüce Allah'tır. Buna rağmen Mekkeli müşrikler kendilerine kız çocuklarının dünyaya geldiği haber verilince öfkeden kıpkırmızı kesilirler ve utançtan toplum içine çıkamazlardı. Onların bakış açısına göre ya bu kız çocuğunu diri diri toprağa gömüp öldürecekler ve bu utançtan kurtulacaklar ya da bir kız çocuğu sahip olmanın verdiği alçaltıcı durumu sineye çekeceklerdi. Halbuki Kur'an'a göre bu düşüncelerin hepsi anlamsız düşüncelerdir. Cahiliye dönemindeki bu zalimce hareketin sebebi doğan çocuğun fakirlikten dolayı ihtiyaçlarını karşılayamama korkusu veya bu çocuğun büyüyünce savaşlarda esir düşmesi ve köle edilmesi ve bu kıza yapılan kötü muameleler sonucunda kabilenin gururunun incinmesi endişesidir. Bu şekilde çocuklarını diri diri toprağa gömenler hangi günahından dolayı kızlarını toprağa gömdüklerine dair kıyamet günü hesaba çekileceklerdir.
ve bu gömülen kıza hangi günahından dolayı gömüldüğü sorulacaktır. Allah'ın bahşettiği çocuk ister erkek ister kız olsun ona hamd etmeli ve insan çocuklarını Allah'ın kendisine bahşettiği birer ilahi armağan olarak görmelidir. Çocuklarına dini eğitim vermek de anne babanın sorumluluklarından biridir. Kur'an'da zikredildiğine göre Hazreti İbrahim ve Hazreti Yakup çocuklarına tek ilah olan Allah'a iman etmelerini, yalnızca ona kulluk etmelerini ve muhakkak Müslüman bir insan olarak hayatlarını sürdürüp Müslüman olarak hayatlarını sona erdirmelerini emretmektedir. Yine Hazreti İbrahim çocuklarının tek olan Allah'a kulluk yolunda müdavim olmaları için Yüce Allah'a dua etmiştir. Lokman suresinde Hazreti Lokman'ın şahsiyetinde bir babanın oğluna yaptığı tavsiyeler sıralanmaktadır. Hazreti Lokman'ın oğluna yaptığı ilk tavsiye Allah'a şirk koşmamasıdır. Zira şirk en büyük zulüm ve haksızlıktır. Daha sonra da anne babaya iyilikte bulunmanın lüzumu üzerinde durulmaktadır. Devamında Hazreti Lokman oğluna namaz kılmasını, insanlara iyiliği emredip kötülükten nehy etmesini, başına gelen musibetlere sabretmesini, insanlara karşı kibirlenmemesini, yeryüzünde şımarık bir şekilde yürümemesini ve sesini yükseltmemesini emretmektedir. Böylece Hazreti Lokman iman, ibadet ve ahlak konularında oğluna tavsiyelerde bulunmuş olmaktadır. Hazreti Lokman'ın oğluna hitap ederken "Ey oğulcuğum" demesi, insanın çocuğuna hitap ederken kendisinin ona karşı şefkat ve sevgisini gösterecek bir şekilde konuşmasının gerekliliğine dair bir işaret olarak değerlendirilmiştir. Anne babanın çocuklarına yönelik görevlerinden biri de onları çok sevmeleri ve bu sevgilerini onlara göstermeleri ve hissettirmeleridir. Yusuf suresinin tamamında genel olarak işlenen konulardan biri de Hazreti Yakup'un oğlu Hazreti Yusuf'a karşı beslediği büyük sevgidir. Hazreti Yusuf'un kurtlar tarafından yenildiğine dair kardeşlerinin uydurduğu yalanı duyunca ağlamaktan gözleri kör olan Hazreti Yakup uzun yıllar onun hasretini ve üzüntüsünü çekmiştir. Yıllar sonra bile oğlunun kokusunu unutmayan Hazreti Yakup onun gömleğinin yüzüne sürülmesiyle mucizevi bir şekilde tekrar görmeye başlamıştır. Bu kıssa bir babanın oğluna karşı besleyebileceği sevginin zirve noktasını oluşturmaktadır. Çocuklarda bazen yalan, dedikodu, hırsızlık ve hıyanet gibi kötü davranışlar görülebilir. Bu kötü davranışlara gerektiği kadar, gerektiği şekilde ve hemen müdahale etmek gerekir. Çocuğun yanında daima hayırlı ve iyi insanlar övülmeli, kötü insanlar da kötülenmelidir ki çocuk iyiliğe istek duysun, kötülüklerden de uzak dursun. Çocuğun ahlaksız çocuklarla arkadaşlık etmesine de müsaade etmemek anne babaların dikkat etmesi gereken bir husustur. Zira çocuğun kişiliği tam olarak gelişmediğinden bu kötü çocukların kötü huylarından olumsuz yönde etkilenebilir. Konuyla ilgili olarak insan tabiatı huy hırsızıdır denilmiştir. Körle yatan şaşı kalkar atasözü de aynı şeyi ifade etmektedir. İnsanın varlığının gerçek sebebi Yüce Allah, zahiri görünen sebebi ise anne ve babadır. İnsanın tam bir acz içerisinde olduğu bebeklik döneminde onu doyuran, ona bakan, onu terbiye eden, hem bedeni hem de ruhi gelişimi için elinden gelen her şeyi yapan, çocukları için her türlü güçlüğe göğüs geren, gece gündüz demeden, yorulmak bilmeden evladı için çaba sarf eden ve onu kendi canına tercih eden kişiler sadece ve sadece insanın annesi ve babasıdır. İnsanın dünya hayatına gelişine vesile olan anne ve babaya karşı çocukların önemli görevleri vardır. Bunlardan en önemlileri onları sevmek, onlara itaat etmek ve her durumda onlara iyilikte bulunmaktır. Birrul valideyn tabiri anne babaya itaat ve ihsanda bulunmayı ifade eder.
Uğugul valideyn tabiri ise onlara karşı itaatsizliği ve kötü muameleyi ifade eder. Anne baba haklarına riayet etmemek, küfranı nimetten yani nankörlükten ve kutsal değerlere saygısızlıktan ileri gelir. Kur'an'da anne babanın, özellikle de annenin çocukları için çektiği eziyetler hatırlatılarak onlara ihsanda bulunmak emredilmiştir. Onlara ihsanda bulunmanın anlamı onlarla iyi geçinmek, onlara karşı tevazu göstermek, emirlerine itaat etmek, vefatlarından sonra onlar için dua etmek ve onların dost ve akrabalarını ziyaret etmektir. Bazı Kur'an ayetlerinde yalnızca Allah'a ibadet edilmesi emrinden hemen sonra anne babaya iyilikte bulunma emri gelmektedir. Lokman suresinin 14. ayetinde de özellikle annelerin çocukları için birçok güçlükler çektiği hatırlatılarak insanın anne babasına iyilikte bulunması emredilmiş. Devamında da Yüce Allah'a ve anne babaya şükredilmesi emredilmiştir. Bütün bunlar anne babaya iyilikte bulunmanın ne kadar önemli bir görev olduğunu göstermektedir. Hazreti Yahya hakkındaki Kur'an ayetlerinden birinde onun anne babasına karşı iyi davrandığı, zorba ve asi bir evlat olmadığı ifade edilerek bir anlamda o bu konuda insanlara iyi bir örnek olarak sunulmaktadır. Hazreti İsa da kendisinin annesine iyi davranmakla emrolunduğunu, Allah'ın kendisini zorba ve asi birisi kılmadığını ifade etmiştir. Anne babanın ilahi emirlere uygun olan emirlerine itaat etmek gerekir. Fakat anne baba çocuğuna Allah'a isyan anlamına gelen şeyleri, mesela Allah'a şirk koşmayı emrederse bu durumda onlara itaat edilmemeli, sadece dünyevi olarak onlara iyi davranılmalıdır. Anne babaya saygı ve sevgide kusur etmemek ve onların üzerimizdeki haklarını ifa etmek evlada düşen şükran borcudur. İsra 23-24. Ayetlerde şöyle buyurulmaktadır. Rabbin sadece kendisine kulluk etmenizi, anne babanıza da iyi davranmanızı kesin bir şekilde emretti. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa, kendilerine öf bile deme, onları azarlama. İkisine de güzel söz söyle. Onları esirgeyerek, alçak gönüllülükle üzerlerine kanat ger. Ve Rabbim, küçüklüğümde onlar beni nasıl yetiştirmişse, şimdi de sen onlara öyle rahmet et diyerek dua et. Bu ayetlerde en çok yardıma muhtaç olduğu çocukluk döneminde anne babanın çocuklarını bakıp büyütmelerine mukabil olarak çocukların da yaşlandıkları ve yardıma muhtaç duruma düştükleri zaman anne babalarına bakmaları, ayrıca onlar için Allah'a dua etmeleri emredilmiştir. Kur'an'da malın infak edileceği kişiler sıralanırken en başta sayılan kişiler önceliklerine ve önemlerine binaen anne ve babadır. Çocukların uyması gereken bazı görgü kurallarına da Kur'an'da değinilmiştir. Örneğin ergenlik çağına girmiş olan çocuklar anne babalarının ve büyüklerinin odalarına girmeden önce izin istemeli, kapıyı çalmalıdırlar. Ergenlik çağına girmemiş olan çocuklar ise insanların çıplak olma ihtimalinin var olduğu zamanlarda, mesela sabah namazından önce, öğle vakti ve yatsı namazından sonra büyüklerinin yanlarına gireceklerse aynı şekilde izin istemelidirler. Ayrıca İslam ahlakı açısından büyüklerin ve saygı duyulan insanların yanında yüksek sesle konuşmak da çirkin bir davranıştır. Akrabayı gözetmek ve onlara iyilik ve ihsanda bulunmak da Kur'an'ın aile çevresiyle ilgili emirlerindendir. Sıla-i rahim tabiri, akrabayı arayıp sormak, ziyaret etmek ve muhtaç durumda olanlarına iyilikte bulunmak anlamına gelir. Kendilerine iyilikte bulunması emredilen gruplardan birisi de şüphesiz akrabalardır. Yüce Allah sahip olunan dünyevi nimetlerden akrabaya da vermeyi emreder ve onlara verilen bu şeyleri bir anlamda onların hakkı olarak görür. Kur'an'a göre kafir ve fasık insanların bir özelliği de Allah'ın sağlamlaştırılmasını emrettiği
akrabalık bağlarını koparmalarıdır. Değerli arkadaşlar, böylece aile ahlakı konusunu özetlemiş olduk. İnşallah daha sonraki derslerimizde toplumsal ahlak ilkelerini ele almaya çalışacağız. Tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.